Merhabalar. Bugün yine günlük bir vlogla karşınızdayım. Mutfaktayız. Büyük ihtimal bugünümüz biraz mutfakta geçecek. Şu an Özlem Kutay'ı doyuruyor. Ben de gelin pastası yapmak için mutfağa geldim. Sonrasında da kırmızı lahana turşusunu Özlem öve 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 bitirememişti teyzemle beraber. Bize de vuralım hani ben de hem görmüş olurum diye. Hiç turşu vurmadım çünkü şu zamana kadar. Ben değil. Benim yaptığımı yiyenler öldü şimdi. Ben kendimi övmem mi diyorsun? Öyle. Çok güzel. Öyle yani dediğim gibi mutfaktayız bugün. Bir de eşim markete gitti geldi. Onun videosunu çekeceğim. Hemen aldıklarımızı göstereyim. Doktor Ötker'in sade krem şantisi. Bununla da gelin pastası yapacağım. Onun da tarifi nefis yemek tariflerinden ölçülerini oradan alıp yapıyorum. Kuru fasulye. Şöyle genelde açık almayı tercih ediyoruz. Çünkü kapalı aldığımız zaman iki cins diyorlar ya, bazıları pişer bazıları pişmez. Genelde kapalılarda öyle denk geliyor bize. O yüzden böyle kuru baklagillerimizi kapalı değil de açık almayı tercih ediyoruz. Kalvenin hardalı patates salatası için çok güzel oluyor. Mayonez, sarımsak ve hardal. Bu üçlü patates salatasına çok yakışıyor. Eğer denemediyseniz bir deneyin. Şöyle tatında mayonezi. Tat. Salça, domates salçası, penguen, biber turşusu. Ne kadar çok biber turşusu tüketiyoruz değil mi? Çok seviyorum. Ben acıyı seviyorum yani turşuda. Kabartma tozu, beşli, yine beşli vanilya, vanilin. Filiz, çubuk makarna bir tane. Evde diğer şekilleri vardı. Tadım, çekirdek, nangil, 1 kilo un. Şöyle açık. Eşim kuru yemiş almış. Fıstıklar, kaju falan var içinde. 2 tane sek süt. 1 tane kırmızı lahana. Bunu da turşu yapacağız Özlem'le beraber. Bir demet şöyle dereotu. Havuç. Yemeklerde olsun, makarnalarda, salatalarda olsun, elimizde böyle kütür kütür yeme olsun falan. Çok tükettiğimiz için havucu bol bol alıyoruz. Vefa bozacısı, şöyle üzüm sirkesi, salatalara ben sirkeyi çok yakıştırıyorum. Baldo, pirinç yine açık ve nohut. Merhaba arkadaşlar, şimdi size mor lahana turşusunun tarifini vereceğim. Annem falan bizim ailemizdekiler sevdiler. İnşallah güzel olur bu da. Nefis yemek tariflerinde görmüştüm ben bu tarifi. Oradan almıştım. Bir hafta 10 gün kadar da dolapta bekletmiştim ben. Ya da soğuk bir yerde de olur, balkon tarzı yerlerde. Ben dolabımda beklemişti. 10 gün sonra falan ortalama olmuştu yani. Bizlerimiz bildiğim kadarıyla annemler çok turşu böyle yaparlar. Yazları işte kış hazırlık için. Yani azıcık damlatıyorlar onlarda. Dedim herhalde zarar gelmez bundan da. Bir çorba kaşığı zaten değil mi? Evet. Yani şu kadar. Tuzda 2 yemek kaşığı koyacağım ben. Ben bu bir tane mor lahana, bu bütün olarak olan bütün yaptım ben. Evde şey yapmıştım, yarım olarak hazırlamıştım. Bir çorba kaşığı koymuştum ama tuzumun sonradan az geldiğini fark ettim. 2 çorba kaşığı tuz koyacağım. Yani gözünüz korkmasın hani tuzlu olur diye. Ya zaten bozulmalarına falan da Evet. tuz, değil mi? Evet, annem Az o yüzden tuz bozulur demişti. turşu çabuk. Evet. Diyemedim cümleyi. Az Öyle tuzla bir turşu çabuk bozulur. söz. Aynı ev Tamam, salçası o kadar. gibi. O kadar. Şimdi limon. Şimdi yarım limon sıktım. Onu da anlatacağım. Sirke olmuyor bunda. Şimdi sirkeyi bunu kavanoza koyduktan sonra ayarlıyorum ben. Benim bulduğum tarifte tamamına sirke koymuşlardı. Ama ben sirke çok ağır tadı olduğu için yarısına kadar sirke koydum. Yarısından sonra su koydum. Gayet de güzel Suyun olmuştu. sıcak, soğuk, ılık. Soğuk. Şimdi bunu yoğuracağım. Bir 5 dakika falan bunun içinde bekleteceğim. O kırmızılığı, suyu falan böyle karışsın birbirine iyice diye. Sonra şöyle kavanozlara koyacağım. Orada yoğursun. Ben de bize içecek hazırlayacağım. Yine önceki vlogumuzda çok beğenmişsiniz. O sohbette o ortamı çok sevmişsiniz. Sanki biz karşınızdaymışız gibi çok güzel oldu o ortam diye. Biz de yine birazcık yine sohbet edelim istedim. Şu çaydan içeceğim ben. Bu Lipton'un kayısılı çayı. Ve Özlem de şöyle sade bir
granül mü diyorlar, Nescafe. İçine bu Coffee Mate koyacağız. Kahve içecek. Onu yapacağım. Hem de birazcık tadı da tam içilmelik olur o işi bitirene kadar. Yanaklarını çok sorun ediyor. Sizce çok mu abartılı duruyor? Kırmızı yani. Doğuştan kırmızı yanakları var. Bence çok da tatlı. Daha da kızarmış. Olsun. Ben de dediğim gibi bu gelin pastasını yaptım. Trileçe'ye de çok benziyor bunun tadı ama bence trileçeden çok daha lezzetli ve daha hafif. Ve sütü çok sevmiyorsanız trileçeden çok daha iyi gelecektir tadı size. Arkadaşlar kavanozlara koydum. Böyle üstüne de çok basmadım. Bastırsaydım biraz daha alırdı. Bunda bir küçük kavanoz olurdu büyük ihtimal. Bir yarım daha yaparsanız tam iki kavanoz dolmuş olur. Ben şimdi üzüm sirkesi koyacağım. Yarısına kadar. Yarısına kadar şuralarda. Şimdi kalanına su ekleyeceğim. Ve bundan sonra ağzını sıkıca kapatacağım. Sonra da ister ya balkona ya da dolaba. Dolaba atabilirsiniz. Peki kapağını falan ters çevirip ters mers koyma olayı falan bir bunda yok. Yok. Yani ben bir karışsın diye şöyle bir dakika ters çeviriyorum her şey içine girsin diye. Sonra hemen alıp bu şeye dolaba atıyorum. Tamamdır bu. Tamam. Peki döndüğünde falan bu rengi değişiyor mu? Onu da söyle. Böyle mi oluyor? Pembe mi oluyor? Pembeye dönük oluyor böyle kırmızı. O yani bir 10 gün su, 10 gün mü buluyor tam? 10 gün. 10-15. Tamam. Çok biraz daha beklerseniz 2 hafta olsun. Evet oturduk. Çayımızı yine aldık. Eğer bizimle beraber içelim diyorsanız sizler de hemen hazırlayın çayınızı, kahvenizi. Karşılıklı sohbet edelim. Instagram'dan da canlı yayın olayı başlamış biliyorsunuz. Daha da hiç denemedim. Ama kısa zamanda sık yapmayı düşünüyorum. Gerek özlemli olur, gerek tek başına olur. Böyle canlı yayınlar yapmayı istiyorum. Eğer ki Instagram'dan beni takip etmeyi istiyorsanız aşağıya linkimi bırakırım. Şuraya bir yere de yine Instagram'da bulabileceğiniz ismimi de yazarım. Oradan da bulabilirsiniz beni. Ne sormak isterseniz, ne konuşmak isterseniz, dertleşmek, dedikodu. Konuşuruz yani. Evet, yapabiliriz. Güzel yorumlar gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Evet, hepinize teşekkür ederiz. Bir de Tokatlı mısınız diyen birkaç soru vardı. Evet, biz Tokatlıyız. Niksarlıyız. Hatta kuzenim Tokat Niksar'da yaşıyor. Buraya gezmeye geliyor. Gelince de hemen göndermek de istemiyoruz. Kendi de biraz kalmak istiyor. Ama İstanbul'da yaşar mısın derseniz hayatta yaşamaz. Gezmeye, tozmaya güzel ama aynen, yaşamak için yaşanacak yer değil. Ben diyor. Böyle yıllık geleyim, birkaç ay kalayım. Sonra gideyim. Çok kalabalık şehir. Ya biz herhalde yapı olarak alışmışız. Niksar küçük bir yer. Burada herkes birbirine çarpıyor yürürken bizim oranın otobüsler falan aynen. Evet. Orada minibüse biniyorsunuz. Hemen trafik denen şey yok. İstediğiniz yere hemen varıyorsunuz. Mesela yol kenarında falan yaşlı biri falan olsa nasılsa Niksar'a gidiyorum emmi gel sen de bin deyip 2 dakika Niksar'a götürüyor falan yani. Büyük şehirlerde olacak da sizi arabasına biri yardımsever olan biri alacak da siz güvenip o arabaya bineceksiniz de Allah göstermesin sağ çıkacaksınız da. Yani yine de küçük yerler çok iyi yani. Aynen. Yine de her küçük yani ilçeler, şehirler için konuşmayayım ama. Bilen var mı acaba Tokat'a izleyenlerden? Varsa aşağıya yorum olarak bırakırsa seviniriz. Beğendiniz mi? Yani yemekleri kebabını olur. Falan yediniz mi? Tokat kebabı bizim meşhur böyle açlık dediğimiz ama burada yarma olarak bildiğiniz olma dolmasını bir yediniz mi? Yaprağımız meşhurdur yani. Aynen. Varsa eğer Tokat'a gelip de memnun kalan ya da neyinden memnun kalmayan yazarsanız seviniriz hemşerilerim. Çocuklar da dahil olmuyor. Bir iki videodur mu pek görünmüyorlar. Evet. Çünkü Kutay genelde uyuduğumuz zamanlarda zaten hani vlog çekmeye çalışıyoruz ki daha rahat olsun diye. Kutay çünkü çok ilgi bekleyen, çok peşinde gezmemi isteyen bir çocuk. Çünkü çok hareketli. Şahit maşallah kendisi. Birinde zaten çizgi film falan izliyor. Öyle. Dahil olmak istemeyince biz çocukları çekemedik. Şey soruyorsunuz. Kutay kendi mi besleniyor diye. Evet Kutay kendi yiyor. Bu BVL yöntemi dediğiniz BVL yöntem artık mi? Artık bilmiyorum adını neyse. Hani kendisi yiyor. Çünkü ben çok denedim kendim yedirmeyi ama hani bir kaşık yiyorsa ikinci kaşığı yiyemiyor. Yemiyor.
Ama kendisi yiyecekse ben yiyor. Önüne ne gerekiyorsa, ne vermem gerekiyorsa onları veriyorum. Bir eline öbürünü alıyor. Bir eline öbürünü alıyor. Annesi oradan ayrandı, suydu. Arada onları veriyor. Öyle kendini besliyor. Kendimiz yetirsek daha mı iyi diyorum hatta. Çünkü ortalık öyle bir batıyor ki altına muhakkak bir şey serilmesi gerekiyor. Kesinlikle mama sandalyesine. Kendisi öyle batıyor. Mecbur giydirmeli önlük buluyor. Kendi batıyor. Mama sandalyesi batıyor. O alttaki örtü batıyor. Naylon masa örtüsü olmalı ki rahatça silebilirsiniz çünkü. Aynen. Batıyor. Özlem diyor ki yok ben çocuğuma kendim yedireceğim. Bu kadar uğraşmam herhalde diyor. Ben de derini kendim yedirerek başladım ama işte dediğim gibi hani kendim denediğimde yemedi. Bir de böyle vereyim eline dediğimde yiyince aslında çocuk kendine istiyorsa onu yapıyor. Hani sana bağlı olmuyor bazen. Öyle oluyor da. Saygı olmasa duymak gerek. Iyiymiş. Yani ufacık da olsa istediğine saygı öyle duymalısın. Aha. Mesela Özlem geldiğinde onun burada ablası var. İlk önce onda kaldı sonra bana geldi. Oraya gittik Özlem geldiği zaman hem hoş geldiğine hem de derin deli oluyor Özlem'e onu görmek istediği için. Gittik bir iki gece kaldık orada. Kutay neredeyse aç gezdi. Hiçbir yemeye şey yemedi. Çünkü hani mama sandalyesi yok. Önünü aldık ama mama sandalyesi olmadığı için hani önünü verebilirsek o da ona yetmiyor. Ama iki eli dolu farklı farklı şeyler yemeye alıştığı için hiçbir şey yemedi gittiğimiz yerde. Bu da bize bir ders oldu. Yani mümkün olduğunca Kutay'la hani yatılı hiçbir yerde kalmam yani. Ya da mama sandalyesini ya da mama sandalyesini de aynen yanımda gezdirmeliyim. Yoksa yemiyor. Yani ben yedirdiğimde yemiyor. Evet öyle. Bugün de konuşacağımız bu kadar. Artık internette de sorun var. Bilgisayarımızda da ne yazık ki şimdi bir ikimizin aynı zamanda sorunlar denk geldi. İnşallah güzelce bir edit yapabilirim. O yüzden çok da uzun bir video olmadı diye tahmin ediyorum. Parça parça çektiklerimi düşünürsem. Umarım hoşunuza giden bir video, bir vlog olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.